Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir her transfer teklifi kabul etme challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Ya da bunun yeni adıyla sahibinden satılığa hoş geldiniz. Juventus sahibinden satılık. Yeni bir başlık getirmek istedim. Daha kısa, daha net bir şey getirmek istedim. Bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda Juventus'u alacağız, tüm takımı transfer listesine koyacağız, gelen tüm teklifleri kabul edeceğiz. Direkt ne olursa olsun kabul edeceğiz. Pazarlık yapma hakkımız olmayacak. Ayrıca ilk transfer döneminde transfer yapamayacağız. Sadece ara transfer, kış transfer döneminde transfer yapıp da takımı başarıya taşımaya çalışacağız. Hedefimizde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak var. Bu formatın bir puan sistemi var. O da ekranlara burada geliyor muhtemelen, buralarda bir yerde. Bunu daha önceden Barcelona ile yapmıştık. Bir de Manchester City ile yapmıştık. Barcelona ile 395 puan toplamışız. City ile de 380 puan toplamıştık. Şimdi bu puan sistemine göre Juventus'la ne kadar toplayabileceğiz onu göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar, farklı bir boyut da getirmek istiyorum artık bu challenge'lara. Piemonte Calcio'nun 115 milyon bütçesi var ama ben sadece sattığım kadar harcayabilmek istiyorum. Yani o 115'i hiçe sayacağız. Takımı görüyorsunuz. Ronaldo'su, Higuain'i, Dybala'sı, Pjanic'i, Szczęsny'si, Bonucci'si, bunların hepsi satılık olacak. Cristiano Ronaldo güle güle, Chiellini güle güle, Szczęsny az önce ekledim, Dybala güle güle, Pjanic, Bonucci, Higuain, De Ligt, Alexandro, yeni gelseler bile ne gözlerinin yaşına bakmıyoruz arkadaşlar. Douglas Costa, Gianluigi Buffon 0 euroya paketleyeceğiz. Cuadrado, Merih Demiral, hepsi gidecek arkadaşlar. Herkese ekliyorum. Bakalım bizde ne kalacak, elimizde ne kalacak? Bir ton kiralık oyuncumuz var. Bir ilerleyelim. İlk olarak Manchester City Pjanic'in serbest kalma bedelini ödedi. Ve Pjanic'in satıldı haberi de peşine hemen geldi. 65 milyon oradan geldi. Szczęsny'ye Dortmund'dan teklif var. Kalecisiz kalacağız arkadaşlar. Perin de diğer bir yerde kiralık. Buffon da giderse İşimiz zor olur. Gruplardan belki çıkamayız. Bentancur'a teklif var Milan'dan. Bentancur bay bay. Szczęsny görüyorsunuz imzasında 60. Oradan da 55 küsür geldi ama arkadaşlar, hani yönetim de araklıyor ya biraz. O araklama mevzusunu yapmayacağız. Zaten transferin son gününde ne kadar satış yapmışız görünecek. O fiyat üzerine çalışacağız biz transfer yaptığımızda. Deşilio. Ona da teklif var. Deşilio da gitsin. Bentancur satıldı. Çok sağlam bir oyuncuyu ezeli rakibimiz Milan'a sattık arkadaşlar. Inter'de Douglas Costa'yı istiyor. Maalesef göndereceğiz. Douglas Costa güle güle. Ve gördüğünüz gibi 14 numaralı yeni formasıyla pozunu vermiş. Hiç mutlu değil biliyorum ama yapacak bir şey yok. Cuadrado'ya 30 milyonluk bir teklif Athletic Bilbao'dan. Hala Ronaldo'ya teklif gelmedi. Mükemmel bir durum aslında. Merih Demiral sakatlandı 8 gün. Sakat oyuncular biliyorsunuz satılamıyorlar. Teklif yapmıyor kimse onlara. Daha uzun sakatlansaydı aslında Merih kalırdı. Yine de teklif gelmedi ama Matuidi'ye gelmiş. Matuidi'ye 20 milyonluk bir teklif var West Ham'dan. Onu da kabul edeceğiz. Bu arada Cuadrado anlaşamamış. Güzel kaldı. Ve sağlam bir oyuncumuz daha Matuidi de gitti. Sonuçlandı onun da transferi. Cuadrado'nun bu sefer serbest kalma bedelini Bayern Münih ödedi. Muhtemelen oraya gider. Bernardeschi'ye Barcelona'dan teklif var. Çok düşük bir ücret aslında. Kesin kontratı bitiyordur. 33 milyon. Peleşe gidiyor. Gonzalo Higuain'e de teklif var. Arkadaşlar bunu kabul ediyorum ama burada bir şeyi fark ettim. Takımda yeterince kadar oyuncu kalmadığı için bunların hiçbiri gidemeyecek. Göstereyim sizlere, rezerv oyuncumuz kalmadığı için kimse satılmayacak artık. Teklif gelse de böyle bir olay oluyordu. Şimdi bu durum iyi olmaz ama arkadaşlar. Burada yüzlerce kiralık oyuncumuz var. Bunların hepsini geri çağıralım ki bu yıldız oyuncular gitsinler ya. Yani daha eğlenceli olacak o şekilde. Ama kiralık oyuncuları listeye eklemeyeceğim. Öyle bir mevzu olacak. Kiralık oyuncular kalsın liste dışı. Şimdi burada Rugani'ye bir teklif vardı. Kabul ediyoruz Napoli. Ve gördüğünüz gibi Rugani şimdi gitti. Daha da zayıflamaya devam ediyoruz. Transferin son günü geldi. Son saatine kadar geçireceğim. 3 saat kala bir teklif geliyor arkadaşlar. Acaba kime? Dybala. Dybala yıldızımız son anda. Yani en değerli oyuncumuz sanırım Dybala. Of of, Dybala 89 milyon civa sadece. Ya adamın değeri 73 milyon. Dybala Mourinho istiyor, Tottenham'a gönderiyoruz. Ama yeterli zaman var mı Dybala'nın gitmesi için? Bu önemli. Bir teklif daha var yoksa burada. Higuain için Liverpool. Higuain'de Liverpool'a gönderiyoruz. 40 milyon teklif.
Bakalım ikisi de gidecek mi? 2 saat kaldı. 1 saat sanmıyorum ki gitsin. Belki Dybala son anda gidecek de Higuain sanırım kalacak. Arkadaşlar şu ana kadar 257 milyon satış yapmışız. Dybala'nın parasını da ekleriz. Aha burada bir şeyler oldu. Oo, son anda Dybala kalıyor. Higuain de kalıyor. Khedira o da ne yapacağız? Bunu da kabul edeceğim mecburen ama bundan sonrasını kabul etmeyeceğim. Ara transferde Khedira gidecek 24 milyona. Şimdi arkadaşlar 257 milyon muydu? 257 milyon sadece ara transfer döneminde harcayabileceğiz. Bizi bu takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarabilir mi acaba? Bonucci 3 ay sakatlandığı için defansta Delit'i oynatacağım. Ama bu takım diğer takımlara göre gayet sağlam kaldı arkadaşlar. Orta sahada en az 83-82'lik oyuncular var. Her tarafta sağlam oyuncular var. Hatırlarsanız City'de 71'lik, 72'lik oyuncular oynatıyorduk. Ama Juventus gayet sağlam kaldı. Taktiği de bozmayacağım. Şimdi ara transfer dönemine kadar simüle edeceğim. Bakalım gruplarımızdan çıkabilir miyiz? Grubumuzda Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Lokomotiv Moskova var. Geçelim şimdi ara transfer dönemine. Ara transfer dönemi geldi. Bakalım grubumuzdan çıkabilmiş miyiz? Ve durumlar nedir İtalya'da? Fena da değiller. Napoli lider ama İkinciyiz hemen. Bir puan arkalarındayız. En az gol yiyen takımız. Oradan da puan alacağız sezon sonunda. Ama en çok gol atan takım hiç de değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde durumlar. Gruplardan çıkıp Real Madrid ile eşleşmişiz. Şimdi Real Madrid'i geçebilmek için sağlam transferler yapmamız gerekiyor. Grubumuzdan da aslında biraz zor çıkmışız. Bayer Leverkusen de bayağı puan toplamış. Hatta bizi son maçta yenmişler. Ondan önce de berabere kalmışız ama Lokomotiv Moskova'yı kazanmışız. Başlangıçta güzel gitmiş. 4'te 4 yapmışız. Şu ana kadar ligin ilk yarısında Romelu Lukaku 20 gol atmış. Gol krallığında o lider bizden Ronaldo 7, Aaron Ramsey 7. Asistlerde Ronaldo 5 asist. Kalecimiz Buffon'da 11 maça çıkmış, 5 gol yenmeyen maç. Perin'de 6 maçta 2 tane gol yenmeyen maç. Şimdi ara transfer döneminde teklif gelirse eğer satacağız yine her halükarda. Şuraya bakalım teklif var mı diye. Leonardo Bonucci için Manchester United'dan 36 milyonluk bir teklif var. Kabul ediyoruz. Kurallar. Alexandro 31 milyon sadece. Çok az paralar bunlar ya. Bunları da ekleyeceğiz bizim 257 milyonun üstüne eğer satılırlarsa. Higuain için teklif var Leipzig'den 27 milyon. Kiralık yapmıyorum biliyorsunuz, onu söylemediysem. Kiralama yapmayacağız. Ve ilk firar Alexandro arkadaşlar, Liverpool aldı. Şimdi ben de biraz transfer yapmaya başlayayım arkadaşlar. Sol kanada ihtiyacımız var. Higuain zaten gidecek, onu oraya öylesine koydum. Sol beke ihtiyacımız var. Sağ beke ihtiyacımız var. Kaleciye ihtiyacımız var. Şu an 288 milyon harcayabilirim. Alexandro'nun da gidişiyle beraber. İlk transferimiz Marc-André Ter Stegen olmasını umuyoruz. 67 milyon. 70 milyon diyeceğim başlangıç olarak. 110 milyon istiyor Kike. 90 milyon artı sonraki satıştan %16 pay. Bunu kabul ettiler. Vallahi şaşırdım o kadar düştüğüne. Ve Bonucci'nin satıldığı haberi geldi. 36.3'e gitti Manchester United'a Bonucci. Röportajını da vermiş kendisi. Peşine bir de Higuain'in satıldığı haberi geldi. Higuain 5 para etmezdi, gitsin Leipzig'e. Galatasaray'dan Khedira'ya hemen teklif var. 19 milyon kabul ediyoruz. Khedira'ya bir de Liverpool'dan teklif var. Bu arada burada reddedilen teklifleri ben hızlı simülasyon yaparken gelen teklif, benim de kabul edemediğim teklifler onlar. Şimdi ikinci transferimize geldik. Şu an 261 milyon harcayabilirim. Grimaldo'yu alacağız sol bekimize. 40 milyon teklif edeceğim. Bütçemizi ayarlıyorum ben gelen paralarla, harcadığım parayla falan. 60 milyon istediler bu arada. 47 milyon, hadi sonraki satıştan da pay istiyorlar. 47 artı %25. Hala ısrarcılar. Abicim 50 milyon tamam. İyi oyuncu. 58 nedir ya? 56 milyon hocam son teklifim. 56.3. Kabul ettiler bunu. Khedira Liverpool'la anlaşmış. Khedira da gidiyor. Sol tarafa şimdi Heung-min Son'u almak istiyorum arkadaşlar. Genellikle Rebuild'lerde hiç almam kendisini. Belki de ilk defa alacağım. Ronaldo ile Sonaldo'yu buluşturmak gerekiyor yani. 60 milyonu veriyorum. Mourinho ne diyor? 92 milyon istiyor Mourinho. O zaman 72 milyon Mourinho'cum ve %25 pay yeter mi sana? Hadi abi. Güzel oldu. Ucuza aldık. Bize geriye kaldı 150.9 milyon arkadaşlar. Ve transferin son gününe geldik. Burada bir teklif geliyor.
Transferin son gününde 150 milyonu. Aha, Dybala. Dybala'ya yine transferin son gününde teklif. 86,5 Bayern Münih. Kabul edeceğiz. Ve o acı haberi alırken Ronaldo'ya da bir teklif Real Madrid'den tekrar şimdi karşımıza çıkacak ilk turda ya. 80,3 milyona tekrar eski takımı istiyor. Biz Ronaldo'suz yapamayız diyorlar. Cristiano Ronaldo'yu da gönderiyorum. Son günde skandal transferler ya. Dybala gitti. Bakalım Ronaldo da gider mi? Ben son bir saat kalı transferleri yapacağım artık boş kalan yerlere. Aha bir haber var ve Real Madrid haberi de gördüğüm için. Cristiano Ronaldo 31 numarayı almış, Real Madrid'e dönmüş. O ne demek anlamadım, bilmiyorum. Haftalık 500 bin euro alacakmış. 2 sezon kontrat imzalamış. Şimdi bu iki oyuncunun gidişiyle beraber de arkadaşlar 317 milyon bütçemiz var. Son saatte bu takımı düzeltmeye çalışacağım. Ronaldo'nun boşluğunu Robert Lewandowski ile doldurmaya çalışacağız. 90 milyon euro vereceğim. 77 milyon değeri var. 139 milyon istiyorlar. Lewandowski'nin ederi bayağı var. 100 milyonu alırsak çok iyi olur. 100,9 sonraki satıştan da %20 pay ekleyelim. Kabul etmiyorlar. 139,9 diyorlar vallahi. Hocam 119,9'a verin ya. Lütfen. Oo, düşünmelik zaman da yok. Alamayacağız Lewandowski'yi. O zaman Ronaldo'nun arkadaşı Harry Kane'i alalım biz de. 90 milyon. Fazlasını isteyecekler. 143 milyon. 113 milyon artı sonraki satıştan %20 küsür pay. Mourinho sever. 143 milyon da ısrarcılar. 123 milyon vereceğim arkadaşlar. Mourinho kabul etti bunu. Kalan bütçe 194,2 milyon. Merkez ofansif orta saha ihtiyacımız var. Oraya da Kevin De Bruyne'yi getirmek istiyorum arkadaşlar. 194 milyonun ne kadarı gider acaba? Pep Guardiola'ya 110 milyon artı %14 pay. 164 milyon. 140,5 artı %25 pay. Hadi Pep. Alamadık. Alamadık. O halde biz de 5 overall düşüğü Hakim Ziyech'e gideceğiz. Simülasyonda fena değil Ziyech. 70 milyon. Direkt verin abi. İşte bu kadar. Kral. Aa, kontrat adam 42 bin alıyor. Ben 60 bin verdim. Herif bize küfürü bastı. Ziyech de gelmiyor. O halde ben daha önceden hiç denemediğim ama simülasyon canavarı olduğunu bildiğim Luis Alberto'yu getireceğim. Daha da ucuz olması gerekiyor. 55 milyon Lazio. Oo, daha da ucuz değil. 78,5 istediler. O zaman arkadaşlar 70,5'a aynı Ziyech gibi kabul ettirebiliyor muyuz? Ettiremiyoruz. Kabul edeceğim abi 78,5. Bu adam da iyi asist yapıyor. Aa, 100 bin euro teklif ettim. Bu da küfür etti. Ya adam 92 bin alıyor. 100 bin euro ya. Bizim lig ya. Bu olacak arkadaşlar. Kai Havertz 85 overall'da. Kai Havertz de bir 70 eder mi? Daha fazlasını isterler muhtemelen. Oo, çok iyi. Güzel. 124 milyonumuz var. Trent Alexander-Arnold sağ beke ihtiyacımız var. Trent'e 60 milyon artı %10 pay, 11 pay. Kabul mü? 84,9. 71,9 sonraki satıştan pay yok. 84,9 ısrarcı. 74,9 Klopp. Hadi abi. Vallahi vermeyecek. 84,9 kabul ediyorum. İyi asist yapıyor Arnold simülasyonda. Geri kalan 39 milyonumuza da arkadaşlar son olarak bir Gravenberch aldım. Merkez orta saha yedeği potansiyelli genç olarak. Yok çünkü hiç. Bir de yedek santrfor Edin Dzeko 25,5'a geldi. Artı bize 8,8 milyon kalmış ama daha harcamak istemiyorum. Bu kadarı yeterli diyorum. Yedeklerimiz gördüğünüz halde stoper yedeğimiz var. Sol bek, sağ bek yedeğimiz var. Merkez ofansif o kadar iyi değil yedek. Sol kanat falan var derken bu takımla acaba ilk turda Ronaldo'lu Real Madrid'i geçebilir miyiz? Hemen o maça geçelim şimdi. Hiçbir eksiğimiz yok. Ama Chiellini abim biraz yorulmuş ya. Bu arada Chiellini abim niye kaptan değil, ben onu da anlamıyorum. Hadi bakalım çocuklar. Real Madrid ve Cristiano Ronaldo. Kader bizi tekrar buluşturuyor. Haydi. Deplasmanda 1-1. Avantaj bizde diyebiliriz. Ronaldo yedeklerde bu arada lan. Sonradan girmiş. Kai Havertz 7 gün sadece sakat. Burası iyi. Gördüğünüz gibi rövanşa yetişti Havertz. Tamamen de kendine gelmiş ama takım yorgun hafif arkadaşlar. Kıl payı da olsa bence Ronaldo abimize bay bay diyeceğiz. Hadi. İşte bu. Oo, Havertz. Abi geri geldi adam, bizi uzatmalarda üst tura atlatıyor. Bu arada Ronaldo yedek, maça alınmıyor bilene. Ayıp ya, ayıp.
O yüzden yenildiler zaten. Yalnız Lukaku aşağıda ne demeli? Inter 4-0 Tottenham'ı yenmiş. Lukaku 4 tane atmış. Ve şimdi o Lukaku'lu Inter karşımıza geldi çeyrek finalde. İtalyan tur çeyrek final ilk maç iç sahada bu arada. Inter geçeriz ya. 1-0 evimizde gol yemedik. Rabiot sakatlanmış. İyi. Rabiot 2 gün sadece sakat. Güzel. Rövanş maçı için formumuz gayet iyi. Yani kondisyonlar süper. Kadronun morali de güzel. Alırız. Alırız diye düşünüyorum. Ligde almıştık galiba. 2-1. Arada takvimde görmüştüm onları yenmiştik. 2-1 alıyoruz. Harry Kane son dakikada 2 yapmış. 2 gol atmış bu arada. Ben de diyordum Harry Kane ne zaman uyanacak. Ve yarı finalde rakibimiz Paris Saint-Germain olmuş. Liverpool veya City gelmediğine dua ediyorum burada. Liverpool'da ilk maçı 2-0 deplasmanda almış. Muhtemelen finalde onlara karşı oynayacağız. Paris Saint-Germain de Lyon'u elemiş bizden önce. Ben şimdi Paris Saint-Germain'i elediğimiz gibi konuşuyorum ama eleyecekmişiz gibi konuşuyorum ama sanıyorum ki eleyeceğiz. Takım yine güzel. Moraller falan, kondisyonlar yerinde. İç sahada ilk maç. Kaç kaç? Ooo, Alexander Arnold 1-0. Yeniliyoruz. Alexander Arnold da kırmızı kart diyor. Bu kötü oldu şimdi. Chiellini 6 hafta antrenmanda sakatlandı bir de. O da güzel. Defansta şimdi Danilo ile Merih Demiral oynayacak arkadaşlar. Hafif bir mucizeye ihtiyacımız var. Ama Paris Saint-Germain'i o kadar elit görmediğim için alacağız bence bu maçı. Deplasmanda 2 gol var bence. Haydi. Haydi. İşte bu be. 2-1. 2-1. Heung-min Son sakatlanmış bir de. Harry Kane ve Pereira bizim genç bir tane 72-73'lük oyuncumuz atmış. Neymar'dan yemişiz ama. Finale kalıyoruz arkadaşlar. Rakip finalde de Liverpool olmuş. Sürpriz yok. Toplamda 4-1 geçmişler City'yi. Şimdi bu maçı oynamadan önce biliyorsunuz ki şampiyon olduk mu olmadık mı ona bir bakalım. Serie A'da 6 puanla şampiyon olmuşuz. Inter'i geçmişiz. Ligin en çok gol atanı ama en az gol yiyeni değiliz. Oradan puan alamayacağız. Süper Kupa'ya puan yok biliyorsunuz. Copa Nacional, Ulusal Kupa. Buradan da 40 puan gelir alırsak eğer. Burada Inter Torino'yu finalde geçmiş. Biz Inter'e 2-2 deplasman golleriyle elenmişiz. Gol kralı çıkaramamışız. Lukaku gol kralı götürmüş. 34 gol atmış. Asistlerde Insigne ve Paqueta. Oradan da puan alamıyoruz. Gol yenmeyen maçlarda da Handanovic lider. Ter Stegen daha erken gelebilseydi burada domine ederdi resmen ama maalesef arkadaşlar. Şimdi final maçını da oynayacağız. Final maçını kazanırsak biliyorsunuz. Bu arada birisi kırmızı kart cezalı galiba. Juventus olarak biz şu formaya giyelim. Onlar da kırmızı formalarını giysinler. Grimaldo kırmızı kart cezalıymış bu arada. Pellegrini değil de Danilo'yu oynatalım. Merih Demiral. Chiellini de sakattı biliyorsunuz. Böyle oynayacağız. Arkadaşlar finali alırsak 100 puan alacağız oradan da ve bölüm sonunda puan toplamasını yapacağım. Eğer maçı kazanamazsak o 100 puanı alamayacağız. Atatürk Olimpiyat Stadı'na şimdi final için geçiyoruz. Liverpool Piemonte Calcio. Bu sene bu olabilir mi acaba? Liverpool Atletico Madrid'i eleyebilir mi? Bunu izlediğinizde belki bu sorunun cevabını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Juventus da turu geçebilecek mi acaba? Juventus kime karşı oynuyordu hatırlamıyorum şimdi ama fazla uzatmayalım. Sadio Mane, Muhammed Salah, Firmino, yani Liverpool bildiğiniz Liverpool muhtemelen. Aynen Fabinho, Wijnaldum, Alexandro bizden gitmişti. Van Dijk, Matip, bu kim lan? Sergio Roberto'yu almışlar. Oo, Andrew Robertson da gitmiş demek ki. Bir de Jordan Henderson, Alisson. İlk 11 böyle. Maç başlayacak şimdi. Hadi bakalım. Havertz, Harry Kane, Harry Kane. Rakibine Van Dijk'ı geçebilir mi? Harry Kane. Harry Kane geçti gibi itti onu ama vuruşu Van Dijk engelliyor. Sergio Roberto, Matthijs de Ligt. Güzel, güzel, güzel. Heung-min Son hemen çıkıyoruz kontra atağa. Havertz. İyiyiz. Güzel bıraktık. Rabiot süper çıktık. Bernardeschi orijinal oyuncu. Bernardeschi kaleci. Ah be, kaldıramadı topu havaya. Merih Demiral atak devam edecek. Havertz, Harry Kane, Bernardeschi bu sefer oldu. İşte bu. Güzel aksiyonla başladık arkadaşlar. Bernardeschi bu sefer attı. Ara pası Harry Kane'den Bernardeschi gelişini çok sağlam vurdu. İşte bu kadar. 1-0. Aaron Ramsey, Havertz. Evet, sağda yine Bernardeschi kaçıyor.
Ya da Bernard Desch gibi arkadaşlar, bilmiyorum hangisi doğru da. Aha işte bu kadar, vücudu iyi kullanıyor ve serbest vuruş hocam. Ayıp ya, ayıp. Burada Heung-min Son'la şöyle bir şey göndermeye çalışacağım arkadaşlar. Ne olur olur bilmiyorum. Geliyor, yeşilde tutturduk. Tam çataldan geri aynı yere geldi. Ah be. Aaron Ramsey, Kai Havertz. Oo, mükemmel döndü Kai Havertz oradan ve açtı. Çıkarabildi. İyi pas. Bernardeschi içeride de tuttu. Sektiriyor. Pasını da veriyor. Kai Havertz gelişine. Kaleyi tuttu ama kötü vurdu. Sadio Mane, Alexander Arnold. O da eski takımına karşı oynuyor bu arada. Onu da unutuyoruz. Aha. Havertz, Verkaç güzel. Bernardeschi. Kai Havertz. At abi. Harry Kane. Göm bunu. Harry Kane. Of. Yakın direkt ama Alisson da iyi kurtarıyor ha. Aaron Ramsey'nin korneri. Hadi bakayım. Bir şey var mı? Maalesef. Uzaklaştı. Mane. Alır mıyız? Mane. Aldık aldık aldık. İşte bu. Kai Havertz. Son. Havertz. Yine kaleci. Bir korner daha. Bernardeschi. Merih Demiral zıpladı kalecide. İlk yarı 2-0 bitiyor arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Süperiz. Domine ediyoruz. Liverpool hiçbir şey yapamadı. Bizim şut sayımız efsane. Böyle devam. Trent. Trent. Oo, onlara asist yaptı lan. Adam eski takımına asist yapıyor. Henderson. Keşke tersine gene çıkarmasaydım. Henderson orada batırıyordu. Bu arada ben 2-0 demiştim. Sadece 1-0'dı maç. Ben ikinciyi nereden çıkardım onu da bilmiyorum. O kadar iyi oynadık ki yani 2 attığımızı sanıyorum. Henderson 1-1. Jordan Henderson yine geliyor Liverpool. Bıraktı Henderson. Salah. Tekrar Henderson. Merih Demiral korner. Henderson korner. Fena değil. Ter Stegen yumrukladı sadece. Matip. Wow. Az kalsın giriyordu. Ramsey. Bernardeschi. Haydi çocuklar. Havertz. Havertz gidiyor. Sağ tarafta bomboş bir oyuncu var. Heung-min Son var. Göz kontrol. Ah be, keşke yerden ortalasaydım ya. Zor oldu Heung-min Son için. Kane, Havertz buradan plase. Uuu, üst direkt. Havertz oğlum, crossbar challenge değil ya. Şampiyonlar Ligi finali. Sadio Mane, arka direkt Danilo. Alexandro. Alexandro orta fena değil. Ter Stegen uzandı, iyi uzandı. Sergio Roberto atakları devam edecek. Ya domine ediyorduk. İkinci yarıda bambaşka bir Liverpool var sahada. Klopp iyi sövmüş bunlara. Aman 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 aman. Alamadık ya, alamadık ya. Hadi Merih. Korner. Chamberlain. Alalım şu topu, kontra atağa gidelim abi. Orta sağlam Ter Stegen. İyi ki orada Sadio Mane falan dokunamadı. Hadi Son. Rabiot. Son kaçacak. Son'u kapatmışlar ama bir de Danilo geldi. Haydi Danilo. Danilo iyi gitti. Danilo bir daha git. Bir daha git. Danilo yap ortayı. Harry Kane. Virgil van Dijk. Son dakikalar arkadaşlar. Liverpool atakta. Muhammed Salah. Firmino. Aman aman aman. Rabiot. Arkadaşlar uzatma olmasın. Gol at. Ya Havertz açığa koşsa var ya. Atak devam edecek. Uzatmalara gidiyoruz. İyi ki orada Rabiot aldı yalnız ha. Son anda eleniyorduk. Uzatmalarda Bernardeschi'nin yerine şu genç Kulusevski. Bu çocuk bayağı bir paraya transfer oldu yanılmıyorsam. Onu oynatacağım. Başka değişiklik de yapmayacağım. Liverpool bastırdı valla. Sağlam bastırdılar. Alexandro orta. Merih Demiral. Merih ne yapıyorsun? Firmino dışarı vuruyor. Merih orada ne yaptı? Nasıl kaptırdı anlamadım. Liverpool yüksek pres açtı. Danilo ama bırakmıyor. Havertz kıl payı. Top bizde. Ramsey git abi. Hiç kimse de ileri gitmiyor. Şimdi koştu orada Kulusevski. Hadi abicim. Van Dijk'ı geçti. Genç Kulusevski. İçeride kaldı mı? Kaldı. Ah be, arkaya çıkarmaya çalışıyorum. Sondu galiba gelen, olmadı ya. Heung-min Son. Hadi abi. Hadi abi. Havertz. Son. Fabinho mu orada? Koşmadı. Son geçti. Güzel. Çok iyi. Heung-min Son. Boşta adam bulamadık. Arkada Kulusevski. Genç oyuncu düşüyor. İşte bu. Kulü bizi seviyor. Kulusevski. Kulusevski'yi kim sevecek acaba arkadaşlar? Harry Kane talihlimiz. Ve Kulusevski'yi orada sevgi dolu hareketleriyle seviyor.
Kulusevski, iyi ki orada yani Hönginson'la acele etmedik arkadaşlar. Bazen şut çekmemenin faydaları. 2-1. Hönginson mükemmel çevirdi. Hocam bitirme. Adrien Rabiot kalecide kaldı ve arkadaşlar Juventus'ta da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz bu şekilde. Güzel. Zor oldu ama. Zor oldu. Kazandık ve kazandığımız için de 100 puan alıyoruz. Matematiği ben anlatırken zaten kendiniz de yaptıysanız eğer bilirsiniz ki Juventus'la kaç puan aldık toplamda. Ekstradan ilk sezonda alabildiğimiz için bir de 200 puanlık bonusumuz var. Buradan sırf 300 puanı kaptık. Ligden puan aldık. Bir de en çok gol atan takımdık. Oradan puan aldık. Toplam bu Juventus takımı 385 puan alıyor arkadaşlar. Yani demek oluyor ki Manchester City'den daha başarılı bir sahibinden satılık Juventus yaptı. Ama Barça'yı geçemedi. Acaba hangi takım Barça'yı geçebilir? Onların 395 puanını. Arkadaşlar o takımı yorumlarda yazmayı unutmayın. Yorumlarınıza göre bir sonraki bölümün takımını seçmek isteyeceğim. Bunu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca hala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarsanız da efsane olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik